Herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 6. bölümde kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Şimdi bir önceki bölümde orman cadısıyla tanışmıştık. Bize mağaranın altında bir geçit olduğunu söylemişti. Bunlardan da nefret ediyorum. Karabasanlar. Nightmares. Yaratık külliyatı güncellendi. Bir bakalım. Annem bana karabasanlarla ilgili hikayeler anlatırdı. Ta ki ben karabasan görmeye başlayana dek. Utanıyordum ama onun bunun da bir ara hayatın parçası olduğunu, korkunun içindeki güzelliği görmem gerektiğini söylerdi. Her zaman her şeyin iyi tarafını görürdü. Bu uçan korkunç göz yaratıklarının bile. İsimlerini siz uyurken göğsünüze oturup korkunuzla beslenen daha eski bir yaratıktan almışlar. Kusura bakmayın, bir okuyamadım, dikkatim dağıldı dostlar. Öyle mi? Şurada bir gerçek gümüş var. Hemen alalım. Neden olmasın? Şöyle bir de aşağıyı ince bir keşfedelim. Oo. Bu nedir abicim? İtmek yok, çekmek yok. Sağa doğru. Tamamdır. Bırak bakalım. Olayı neymiş bunun? Böyle mağaranın altında bir keşfe çıkmış oluruz ha. Touch the water. Why? Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Çok iyi. Büyünün yüzü. Buraları galiba daha sonra bazı yetenekler açtığımızda gezeceğiz dostlar. Evet. Muhtemelen daha sonrasında gezeceğiz buraları. Çünkü gidemiyorum. İlerleyemiyorum. O yüzden şu yukarıdan devam edeceğim. Şurada ormanın cadısının evine gidiyor. Şuradan bir bakalım. Sol tarafta bir şeyler yanıp sönüyor ama. Aynen dostlar. Buraları daha sonra gezeceğiz. Şuradan bir zımbırtı alalım bakalım ne verecek. Sandık. Cukka cukka. Yoğunlaştırılmış can tılsımı. Bir sağlık artışı kazan. Peki. Şimdi kuşanıldı. Etkinleştirmek için L1 ve yuvarlağı aynı anda basıyormuşuz. Savunmayı 2, cana 4 veriyormuş. Tam olarak şu an ne olduğunu anlamadım. Tılsımı, evet, kıyafetin alt tarafına takıyormuşuz. Başka bir şey takabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi L1 ve yuvarlağa basıp tutuyoruz. Yeni iş, tılsım tamircisi. Tılsım kabiliyetlerimizi geliştirerek de experience kazanabiliyormuşuz. Tamam, bunu da öğrenmiş olduk kısaca. Güzel, hoş bir detay. Buradan devam. Söylediğim gibi bu sandıkları ilerleyen bölümlerde yetenek açtıkça buraya tekrar geleceğiz yanlış hatırlamıyorsam. You are not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. This is great. There's the mountain. How close we are. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea, the sea stinks. Look at that. It's Thor. Thor, god of thunder. That's right. I never thought you'd listen to me. Abi bizi de var bu arada. I seldom did.
Norse mitolojisindeki tanrılarla alakalı görmek isteyenler için. Baldur. An Aesir god, son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Kral tanrıları seviyor da baban o yüzden. I see rooms there, in his chest. Can't quite make it out. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Şöyle bir yudum çayımızdan alalım bu arada. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Bizim balta geri geliyor ya, onu kastediyor galiba. Bu arada söylediğim gibi ben de sizlerle beraber keyif alarak oynuyorum dostlar. O yüzden çayımı aldım. Çayımı içerek oynuyorum oyunu. Sizlere de tavsiye ederim. Çayınızı kahvenizi alın. Zaten bölümler çok uzun gelmiyor. Seyir zevki yüksek olsun diye. Sizler de bana eşlik edebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alıp içerek. Bu arada videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi mutlaka unutmayın dostlar. Çünkü beğenileriniz benim için önemli. Cutscene girdi araya, bakalım ne olacak. What is this? It's the world serpent. Dünya yılanı. Skandinav mitolojisindeki devlerden bir tanesi bu dünya yılanı dostlar. Skandinav mitolojisinde de devlerle ve tanrılarla, tanrılar arasında sonsuz bir savaş var. Şeyler anlatıyor bize ama. That was amazing. Wait, there's a shipwreck way over there. See that? Bir şey anlamadım. And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped when the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before. See? And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. Şöyle biraz ilerleyip geliştikten sonra haritayı da bir gezeceğiz dostlar. İnceden. Who knows how long? You know that serpent? He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world. Şöyle bir yaratık külliyatına da bakalım. Az önce Midgard'ın dünya yılanını uyandırdık. Babam onun bizi yemeye kalkışacağını düşündü. Ama annem Jormungandr'ın dost canlısı bir dev olduğunu söylerdi hep. Bizimle konuşmaya çalıştı ama dediklerini anlayamadım. Tüm devlerin konuştuğu lisan bu mu acaba? Şu an bizimle çok ilgileniyormuş gibi görünmüyor. Keşke onunla konuşabilsem. O kadar çok sorun var ki. Nereden gelmiş, bütün gün ne yapıyor, ne yiyor, onunla konuşmanın başka bir yolunu bulabiliriz belki, demiş. An exaggeration. I don't know. Look pretty big to me. Haritamız da güncellenmiş bu arada, bir basılı tutup bakalım. Yeni rıhtımlar açılmış, şöyle gördüğünüz gibi keşfetmemiz gereken yerler var. Şöyle yılanın gösterdiği yerlere gidemiyoruz dostlar. Buralar kapalı, gördüğünüz gibi yılanın parçalarının olduğu yerlere bazılarına erişemiyoruz. Ama şu kısımlara erişebileceğiz. Onu da söylediğim gibi biraz böyle oyunda ilerleyelim, experience, deneyim kazanalım. Ondan sonra yapacağız dostlar. Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is Saxy. Have I got something for you too? Brock? But how did you... None of your fucking business.
Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. Brock'la tekrar karşılaştık bu arada. To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Peki. Görevimiz burada gösteriyor bu arada. You rush around like that everywhere? Yeesh. Peki. Catch. Oo, bize bir şey verdi. With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree, a shortcut between the realms. If you ever see a mountain in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way, straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path, lest you want death. Yeah. I don't see us wanting that. Peki. Kuleye doğru git diyor şu anda. Bize bir zımbırtı verdi. Bahsetmiştim size dostlar. Bir iki bölüm önce galiba. Buralardan böyle geçerek taşı kullanıyoruz. Bir kapı oluşuyor. Ve buradan hızlı şeyler yapabiliyoruz. Yani ışınlanabiliyoruz gitmek istediğimiz yere, checkpoint noktalarına. Tabi öncesinde onların hepsini açmamız lazım tek tek. Şu anda açmadık. Buraları da daha sonra bir keşfedeceğiz. Galiba görevimiz burada. Aynen. Değil mi? Değil abiciğim. What is this? A horn. Here's the end. Can we blow into it? Without knowing the outcome? Well, we usually push every button, pull every lever we see. Outcomes we can predict. No. This is something else. Çok iyi. We must develop your instincts. Gördüğümüz her kolu çekip tuşa, bu gördüğümüz her tuşa basıyoruz ama güzeldi. Tamamdır. Devam edelim bakalım. Atreus, gelişmiş çatışma. Güzel. Aa, yeteneklerden geliştirebiliyormuşuz. Allah Allah. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Yiyorduk vallahi demeyi. Oy, oy, oy. Patlama bize kardeşim. Bize patlama dostum. Bir tane daha vardı galiba. That tower leads through to the mountain. I'm ready. İyi, güzel. Kerkümüş elde ettik. Yaratık külliyatı güncellendi. Soyguncu. Bunlar önceden normal insan soygunculardı ama artık Seonur büyüsünün etkisi altındalar. Bu ne zaman olmaya başladı? Bu arada bu Norse mitolojisinin dilinde yazılmış şeyleri tam telaffuz edemiyorum dostlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani elimden geldiğince telaffuz etmeye çalışacağım sizler için. Güzel kertik gümüşleri aldık. Şurada bir şeyler yazıyor ama ne? I don't know these rooms. If we find a cipher, I bet I could figure it out. Öyle mi? Peki. Bunu da bilmiyorsunuz ama. Gitmemiz gereken yol burası dostlar. Oh. What was that?
patlasın abicim. Galiba bu kadardı. Oku bakalım. E çocuk sen de şu an hiçbir şey okuyamıyorsun ya. Ne yapacağız biz bu işi? Açalım burayı okursun herhalde. Look, it's the world serpent. He's so much bigger than I imagined. Oh look, he bit Thor. Hmm. Or will bite him. Looks like. Mitten fazlası. 11 tane şeyimiz varmış. Mabetlerimiz varmış. Jotnar. Onları bulup güncelleyeceğiz. Güzel. Öykü eklenmiş. Dünya yılanı Midgard'ın tüm sularını kaplıyor. Belki de Thor'u yenebilecek kadar büyük olan tek şey odur. Onunla tanıştığımıza inanamıyorum hala. Güzel. Ama tanıştık. Peki nereden gideceğiz? Şunları okuyamadığımıza göre. I told you. We should come back with this. What is that? It smells awful. Poison. Sen mi? Aa, okey. Atıyoruz. Ve donduruyoruz. Tamamdır. Şuraya kadar. Geri baltamızı alalım. Buraya da aynı. Pardon dostlar. Buraları tamamen unutmuşum bu arada. Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Muhtemelen. Bir dakika. Buradan gitmeden evvel. Esas gitmemiz gereken yol burası mı acaba? Değil bence yukarısı. Önce bir aşağıyı bir keşfedelim. Şunu bir ortadan ikiye yaralım. Ne zıkkımsa. Hop güzel. Vurum katili diye bir şey mi? Neyse. Bunları hatırladım. Yaratık külliyatımız tekrar güncellendi. Tatzel Worm diye bir şey eklendi. Yarı kertenkele, yarı kedi. Bir kertenkele kedi ya da kedi kertenkele. Öyle bir şey işte. Her iki türlü de birleşim epey garip. Yer altına tünel kazıp avlarıyla aralarındaki mesafeyi azaltmayı seviyorlar. Pençeleri ve dişleri son derece keskin ama asıl dikkat etmemiz gereken şey kuyruklarındaki zehirli iğne. Dikkate alacağız. Dikkate alacağız. Burada bir sandık daha bulduk. Hey, it's a fragment of a language cipher. We should look for more like this. Tamamdır. Oh, what were those things? They smelled awful. Your mother called them scorn poles. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. What? It's just funny to think that they're teaching me something. Şuraya atlamıyor mu? Yes. Buradan atlamıyor dostlar. Denedim. Olmadı. Bunu buraya neye koydunuz o zaman? Belki bir platform falan açıyoruzdur. Ondan sonra atlıyordur. Tam emin olamadım. Baltamızı geri bir çağıralım. Bu taraftan devam edeceğiz galiba. Bu arada zıplama tuşlarını genelde oyunlarda X tuşuna koyarlar dostlar. Bu oyunda... Şöyle. Buradan gitmiyoruz o belli. O az önceki yerden çıkacağız galiba. Ama tırmanacak bir yer bulmam lazım oradan. Oradan şuraya. Yukarıda yer varmış dostlar. Pardon, tamamen benim hatam. Şuraya atlamamız gerekiyor muhtemelen. Şimdi normalde Uncharted oyunlarından alışkınım böyle platform öğelerine.
Bastığınız zaman atlar. Ama bunda bakın gördüğünüz gibi şuraya gösteriyorum, atlamıyor. Yani atlamanız gereken noktaya bakmanız gerekiyormuş. Onu da anlamış olduk. E tabi elimiz oyundan da soğudu. Söylediğim gibi bir haftalık ara vermiştim bir önceki bölümde. Şöyle devam edelim bakalım. Burada neler var? Yeni bölge keşfedildi. Dağ etekleri. Sure is foggy here. Another dwarf. Should we? No. He is of no consequence. Excuse me, but how did you come by that axe? That is my concern alone. And while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but we didn't make it for you. Step aside. I can't. See, the woman we made it for, I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left its father before she died. Face dead? I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but knowing your mother... She would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. Sir. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Yap bakalım geliştirmelerini. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you put it down over there? That handle is no. Filthy. Okay then. I will just Oh. 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 Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Peki. Seninle herhangi bir diyalogumuz var mı? Varmış. Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. Şöyle bir yaratık külliyatımız güncellenmiş. Sindri. Okumak isteyen arkadaşlar için şöyle gösteriyorum. Brock'u göstermemiştim galiba. Onu da okumak isteyenler varsa onu da göstereyim. Our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, egen vigum hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Bir daha bir konuşalım bakalım. There's nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, I hate to generalize, but mostly they just try to kill you. Good tip. Bir daha bir konuşalım. Yeni bir şey söyleyecek mi? I know it's not my business, but if I were you, I'd wash off that symbol painted on your neck. We were told it would help protect us. Was that a lie? Oh, no, it's a protection stave, all right, but
You can't render that pigment into paintable texture without blending it with boar urine. And is that really better than death? Maybe a little. Well, it's your neck. Güzelmiş. Neyse dostlar, gitmemiz gereken yol muhtemelen şu ilerisi, ama bölüme burada ara vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.